Sevgili seyirciler, gündem yoğun, gündem hareketli. Evet, biz de bu gündeme yaklaşan güneş tutulması ve olabilecek etkileri damgasını vurdu. Felaketler olabilir, toplumsal ayaklanmalar yaşanabilir, deprem olursa şaşırmayın, hatta tsunami'ye bile hazır olun şeklinde yorumlar yapılmaya başlandı. Astrolojiye inanmayanları bile bir korku kapladı. Peki ama nedir bu güneş tutulması? Etkileri nasıl olacak? Herkesi farklı farklı nasıl etkileyecek? Spiritüel danışman Tuğçe Işınsu aktüelde konuğum. Tuğçe Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün yani hakikaten inanmayanlar bile birbirlerini evet. arayıp cuma günü bir yere çıkma, aman evet. gözlüksüz güneşe bakma, olaylar çıkacakmış, dışarıda evet. olmaya dikkat et ama sakin bir yerde ol deyip birbirlerini uyarmaya başladılar. Evet. Biraz sonra gireceğiz bu yorumlara ama gerçekten nasıl değerlendirmek gerekiyor? 20 Mart Cuma günü güneş tutulacak ama evet. ne olacak anlamı Şimdi, ne? Şimdi zaten bugün itibariyle Plüton ve Uranüs'le ilgili sert bir açı ve bir kavuşma vardı. Bunun üzerine bir de güneş tutulması gelince olaylar evet perçinleniyor. 2012'den beri aslında karmaşık, kaoslu, inişli çıkışlı bir süreç var. Ve bunlar onun ardından gelen aslında tamamlayıcı negatif enerjiler. Görünen tamamen negatif. Evet, yıkıcı, sıvı ile ilgili, gazla ilgili kazalar, bunun dışında başka beklenmedik kazaların oluşması, düzen değişimi ve onun dışında bitişler, ilişkilerde, ortaklıklarda bitişler, ülkelerde halkın ayaklanması, isyanlar gibi sonuçları getirebiliyor. Şimdi güneş yaşam enerjisini simgelediği için tutulduğu anda bizim yaşam enerjimizle ilgili kayıplar meydana geliyor. Kayıp bir sembol, evet bu ölümlerle de olabilir. Fakat hiçbir şey değişimsiz kalmıyor. O yüzden neleri bırakamıyorsak aslında İlk etapta negatif gibi görünen fakat kaybettikten sonra neler hayatımızı olumlu yönde değiştirecekse işte 20 Mart'ta gerçekleşecek güneş tutulmasından sonra 6 aylık bir sürece gireceğiz. Geri dönüşü olmayan bir takım gelişmeler yaşanacak. İlk başta çok sarsıcı fakat kişiler, toplumlar, halklar bundan büyük dersler çıkarıyor olacak. Korktuklarımız başımıza gelecek ama belki de böyle olması daha iyi. Çünkü biz belki birey veya toplum olarak bir şeyleri yapamıyorduk ve şimdi bir arınma süreci olacak. Ki öyle bir yorumlar var ki çünkü bunların evet. hangileri olabilir, olamaz. Onların hepsi evet olasılık kitlesel dahilinde. Kitlesel ölümler olabilir, toplu evet. ölümler olabilir, Doğal depremler olabilir. Doğal afetleri evet işaret ediyor. 99 depremindeki gökyüzü durumuna benzer bir durum var. İnşallah herkes yanılır yani negatif yorum yapan. Ama bunları tabii ki uyarı anlamında astrolojiyle ilgilenen kişiler söylemek durumunda. Çünkü biz bir şeyi hesapladığımızda bunu toplumla paylaşmak durumundayız ki herkes önlemini alabileceği kadarıyla alsın ve bir kabullenişe geçsin. Ben çok anormal yıkıcı etkiler en sonda olacağını düşünmüyorum. Fakat astrolojide bütün olasılıklar öne koyulduğu için ve insanlar en iyi ve en kötü bütün olasılıkları bilsin şeklinde yorumlar yapıldığı için herkes tedbirini almış olacak. Eğer bu kadar sert geçmezse herkes şükredecek. Sert geçerse de zaten önceden biliyorduk diyecekler. Zaten astrolojinin görevi bu. Olmadan önce uyarabiliyor olması. O zamanlarda insanlar ona göre bazı konularını erteleyecekler veya başına sıra dışı bir şey geldiğinde bu sadece benim değil milyonlarca insanın şu anda başına geliyor. Ben de buradan kendi payıma düşen yaşam dersini alıyorum diyebilecek. Ama etkiler sert etkiler 5 Nisan'a kadar, uzun vadeye yayılanlar 6 yıla kadar. Türkiye'de 6 yıl. 6 aya kadar evet ama çok büyük hayati karar alıyorsanız 6 yıla kadar da sizi etkileyecek. Çünkü ne diyorum zaten 2012'de başlayan bir süreç hala devam ediyor. Bunlar hep zincirleme olaylar. Zaten bu sene tek bir tutulma yok yani 4 tutulma var. İlkini yaşıyoruz en önemli olanı. 2012'den beri neleri bırakamıyorsanız ve çözemiyorsanız belki de onlar artık tamamen hayatınızdan gidiyor. Şimdi bu güneş tutulması ile Uranüs evet. ve Plüton'un yakınlaşması birbirinden bağımsız şeyler değil. Birbirlerini tetikleyen şeyler. Hepsi negatif ama farkı şu. Plüton ve Uranüs zorunlu bitişleri, kökten değişimleri, çok korktuklarımızla yüzleşmeyi simgeliyor. Yani biri birinden ayrı olsaydı, ayrı, güneş ama, tutulsaydı sonra evet. aradan 6 ay sonra Uranüs ile Plüton evet, bu kadar bir sert olmayabilirdi. Olmayacaktı. Bir de galiba bu yakınlaşma ölüm, ayrılık, savaş ve mücadele acısı savaş, anlamına geliyormuş. Evet, isyan. Bir kökten bir değişimi mi senin Tabii uzun zamandır neyi içinizde tutuyorsanız halk olarak veya birey olarak veya bir kitle olarak
bunu haykıracağınız bir dönem. Zaten tetikleyen etkiler olacak. Şimdi bakın, insanlar savaştan, açlıktan, birbirini sevmemekten dolayı dünyada negatif enerjiyi tetikliyor ve biriktiriyor aslında. Özellikle de savaşlar. Sizin de çok kez haber yapabiliyor oldunuz. Bunlar bir süre sonrasında doğal afet olarak yansıyor. Çünkü sevgisizlik enerjisinin dünyadan bir yerden açığa çıkması lazım. O yüzden bu tarz dönemlerde özellikle seller, doğal afetler, depremler, gazla bağlantılı maalesef ölümler gibi sonuçlar olabiliyor. Çünkü sıkışan negatif enerjinin bir yerden çıkıyor olması lazım. Bunun spiritüel temel sebebine de indiğinizde sadece fiziksel değil, insanların birbirini sevmemesi, savaşların hala devam etmesi, maddi dengesizlikler, çok zenginler ve çok fakirlerin bir arada olmasından dolayı dünyanın bir detoks ve bir tekrar kendine gelme ihtiyacı oluyor. Zaten astrolojide bir söz vardır. Yukarıda ne varsa dünyada da sadece o oluyor aslında. O yüzden mutlaka değişimler olacak. Bu insanlara ders verecek olan bir süre. Çünkü insan çok güçlü, müthiş bir zekaya ve ruha sahip ve enerji. Fakat bunu dünya boyutunda doğru kullanmıyor. Bu tarz olaylar olduktan sonra silkiniyor ve aslında kendimize geliyoruz ve aslında gücün tam olarak bizde olmadığını görüyoruz. Yüce Allah ne kadar büyük bir güce sahip ve dışımızda doğaya hükmedememek gibi bir süreç de var. Ve bundan sonra işte tekamül dediğimiz süreçte daha doğru yol alıyoruz. Yani güç bende değil. Önce bunu görüyor kişi ve ondan sonra kayıplardan sonra hayatına nereye gitmesi gerektiğini görüyor. Bir de bundan sonra kadersel dönüm noktaları olacak. Güneş tutulmalarından sonra geri dönüşü olmayan mesela boşanmalar veya bazı işlerin bitmesi, devletlerle alakalı büyük sonuçlanmalar olur ve bunların geri dönüşü olmaz. Kesin sonlanmaları simgeliyor. Zaten Plüton gizli kalmış gerçekleri simgeliyor ve bugün ayın 17'si. Şu önümüzdeki 5 günlük süre içinde herkesin çok şaşıracağı duyumlar ve açıklamalar olacaktır. Olabilir. Tabii olabilir. Şimdi bu bir kimine göre tatlı, kimine göre de acı olacak tabii, değil mi? Astroloji ile ilgilenenlerin yaptıkları yorumlar da aslında başımıza gelen her şey bir şans. Bunu görebilmek ve ona göre ders alıp yolumuza bakabilmekle alakalı yorumları geliyor. Kişilerin şunu anlaması lazım. En hafif atlatmak için bir öğüt, nasihat gibi gelebilir. Şimdi hiçbir şey her zaman iyi veya her zaman kötü gitmiyor. Zaten hafif bir durumdan geçmiştik. Şimdi sert bir durum var ve bütün dünya bundan kaçınılmaz olarak etkilenecek. Buradaki bu konudan hafif bir şekilde atlatmanın yolu bence yaşam dersini almak. Bırakamadıklarımızın gitmesi bizim hayrımıza. Bir de insanlar değişime çok zorlanıyorlar. Mesela fakir fakir bir şekilde yoluna devam ediyor veya kıskanç olan o şekilde devam ediyor veya korkak o şekilde. Bazen böyle değişimlerden sonra o kadar her şeysiz veya yıkılmış veya Allah korusun başınıza çok kötü bir şey gelmiş olarak kendinizi bulursunuz ki bir güçlenme ve zorunlu değişim başlar. O zorunlu değişimler ilk başta güneş tutulmasıyla gelir. Kişiler belki ilk o 6 ayda çok zorlanır ama dediğim gibi yıllara yayılan bir süreç içinde de iyi ki o zaman kaybetmişim. Şimdi sonrasında gücümü gördüm ve farklı yollara gidebildim der. Evet, ilk bakışta negatif ve sarsıcı. Herkes bir şeyler kaybedecek. Ama evrende şöyle bir yasa var, bir enerji yasası. Hiçbir şey boş kalmıyor. Bir şey bittiğinde mutlaka yeri başka bir şeyle doluyor. Demek ki biz o yeni şeye hazırlanıyoruz ki bitiş yaşanıyor. Yavaş yavaş gelelim isterseniz şeylere. Evet. Herkesi ürküten yorumlar. Ülkeyle ilgili mesela kıtlıkla ve sağlıkla ilgili bir takım sınavlar olacağı ile ilgili. Bereketle ilgili blokajları simgeliyor. Güneş tutulduğu zaman bolluk, bereket ve ekonomiyle ilgili sarsıntı olur. Sağlıkla ilgili olabilir. Özellikle mesela bu dönemde sıvıya çok dikkat etmek, doğru sıvı alabiliyor olmak, bize negatif gelen her şeyden uzak durmak çok önemli. Mesela Güneş Aslan Burcu'na çok etkili olduğu için bir örnek sadece. Kalp hastası olan Aslan Burcu kişilerin ekstra dikkat etmesi gereken bir dönem. Kanamalar artabiliyor. Evet, hastaneleri ziyaret edecek kişilerin maalesef sayısı artacak. Zaten atakları olan kişilerde bunlar artabilir. Bir de bilmediğimiz hastalıklarımızı öğrendiğimiz bir dönem. Çünkü Plüton Uranüs'le kavuşuyor ve arkasından Güneş tutulması oluyor. Hiç bilmediğimiz bir rahatsızlığımızı öğreniyor olabiliriz. Kötü bir şey gibi görünüyor ama bunu zaten bir gün öğrenecektik. O gün bugüne denk gelmiş oluyor. O olasılıklar doğru. Doğru. Bir toplumsal ayaklanmalara da dikkat çeken, böyle bir şey inşallah olmaz deyip de yorum yapanlar var. Evet, o konuda Türkiye'nin nasibini aldığını düşünüyorum. Başka yerlerde gereken yerlerde Mart, inşallah olur. Mart, Nisan, Mayıs'ta terör olabilir şeklinde hepimizi tabii ki ürküten bir takım açıklamalar da duyduk bugün. Evet. Bir de en ürkütücüsü tüm dünyada toplu ölümler olabilir şeklinde yapılan bir yorumdu. Evet. Şimdi
Çok kısa anlatacağım ama hani bunu söylemek zorundayım ölümden bahsettiğimiz için. Şimdi dünya hayatı zaten bir illüzyon. Yani herkes sonunda ölüyor bir şekilde. Bazen birileri öldükten sonra çok büyük uyanışa geçebiliyoruz. Şimdi bazı kayıplar zaten olacağı için hani bunu söylemek zorundayım. Mesela geçmişte, yakın geçmişte yaşanan Özge Can vefat etti. Fakat arkasından büyük uyanışlar oldu ve kadınlar bir araya geldi. Devlet de buna destek verdi ve güzel şeyler başladı. Keşke ölmeseydi fakat öldü, bir misyona hizmet etti. Şimdi burada da bir takım ölümler olabilir. Evet, böyle gösteriyor bize astroloji. Keşke tersi olsaydı. Fakat bundan sonra da başka uyanışlar başlayacak. Çünkü maalesef insan bazen beyninin tamamını kullanamadığı için, küçük bir miktarını kullandığı için aslında hala gelişmekte olan bir canlı türü olarak böyle olaydan sonra anlıyor ne yapması gerektiğini. Kayıplar olacağını düşünüyorum ama bu kayıpların başka şeylere hizmet edeceğini de biliyorum. Mesela dünyada 2024'ten sonra çok büyük icatlar ve farklı gelişmeler olacak. Bu yaşadığımız güneş tutulmaları, ay tutulmaları, farklı dönemler, Plüto, Uranüs, bugün yaşadığımız olay, şu 5 Nisan'a kadarki negatif süreç, herkesin hayatında farklı rotalara gitmesine sebebiyet verecek. Belki de önümüzdeki 6 yıl, 25 yıl içindeki bazı büyük kararlar şimdi alınıyor olacak. Şimdiden şekilleniyor. Evet, 2024'te farklı bir dünya var. 3000'li yıllarda insan beyninin çok daha fazlasını kullanarak uzaylılarla irtibatta olacak. İşte böyle kırılma noktalarıyla aslında negatif gibi görünüyor ama besleniyor ve dönüşüyoruz. Bir de en çok gelen sorulardan biri de nasıl korunacağız? Evet, şimdi Allah'a sığınıyor olacağız. Ben her zaman için bir iki ufak bir şey söyleyecek olursam, bir kere tutulmadan bir gece önce, yani bunu bu gece de yapabilirler, perşembe gecede kaya tuzu çok rahatlatıcı oluyor. Normal bir duş veya banyo yerine bol kaya tuzu olması lazım. Bir gerilim var herkese, bir de konuştukça, zikrettikçe, şu anda milyonlarca insan dünyada bunu konuşuyor ya, o zikir enerjiyi büyütüyor ve daha da fazlalaştırıyor aslında ve hepimizin bilinçaltına yerleşti. Büyük bir tutulma var, büyük şeyler olacak. Evet, zaten herkes bir saatli bomba gibi. Tabii herkes o anı bekliyor. Ada çayıyla tütsü yapabilirler. Bir de esmalardan, özellikle Allah'ın isimlerinden ya halimi çok öneririm, ya kuddüsü öneririm. Esmaları zikrettikçe bunun bir frekansı vardır ve kişinin mutlaka enerjisini dönüştürüyor. Kaderden kaçılmaz. Zaten İslam'da da var, ana kader planı var ve onun dahilinde siz bir şeyleri değiştirebilirsiniz bir insan olarak. Herkesin hakkında hayırlısı olacaktır. Kötü gibi görünen her şeyin sonrasında kişilere iyi hizmet etmesini umuyorum. Ama evet, bile bile de kapalı yer yerlerde, aşırı kalabalık yerlerde bulunmak yanlış bir tetikleyici olacaktır. Biraz daha uzakta olabiliriz. Dedim ya, astrolojiye bile, spiritüel dünyaya bile çok fazla yakın olmayanlar bile bugün tedirgindi. Evet. Biz devam edeceğiz. Çünkü kimi nasıl etkileyecek? Çünkü değişik değişik burçlar var. Evet. Değişik değişik insanlar var. Ülkemiz ayrı burçta, başka ülkeler ayrı burçta. Onlara birazdan geleceğiz ama bir gök bilimciye de sorduk sevgili seyirciler. Bu durumu, bu güneş tutulmasını, bu olasılıkları söyle. Deprem olabilir mi, tsunami olabilir mi diye Profesör Doktor Türker Özkan'a arkadaşımız Ertan Büyükağız'a sordu. Bakalım hangi cevapları aldı? Çünkü bu tür olaylar, yani tutulma olayları, güneş tutulması, ay tutulması olağan ve beklenen olaylar bizim açımızdan. Çünkü biliyorsunuz hem ay hem dünyamız, işte güneş kendi yörüngelerinde dolanırken doğal olarak birbirlerinin önünden geçiyorlar, birbirlerini kapatıyorlar. Dolayısıyla bu da bir kapatma, yani ayın güneşi kapatmasıyla meydana gelecek bir olay, güneş tutulması dediğimiz şey. Dolayısıyla bunun bir depreme ya da başka bir olaya sebebiyet vermesi mümkünat yok, düşünülemez de. Çünkü yüzyıllardır böyle oluyor bu. Peki gök cisimlerinin hareket etmesi dünyaya ne gibi etkileri olabilir? Şimdi tabii biliyoruz ki hem güneşin hem ayın muhakkak bir etkisi var. Şöyle ki, yani yer çekim açısından baktığımızda denizlerin işte bir miktar sıvı olduğu için onların kabarması, okyanusların kabarması, o şekilde bir etkisi var. Yoksa onu deprem yaratacak, karayı, işte toprakları kaldıracak, işte yerden yere vuracak, işte parçalayacak bir etkisi yok. Çünkü o etki o kadar büyük bir etki değil. Peki tsunami olma ihtimali? Mümkün değil. Çünkü tsunami de biliyorsunuz gene bir deprem sonrasında ortaya çıkan bir olay. Bu
Tuğçe Hanım'la tekrar birlikteyiz. Bir de seviyoruz galiba böyle söylentileri. Tabii hatırlarsanız kıyamet senaryolarının olduğu 2 sene 3 sene öncesine döndüğünüzde 21 Aralık 2012 dönüm noktasında da işte kıyamet kopacak, şunlar olacak, bunlar olacak gibi bir sürü spekülasyonlar yapılmıştı. En uçları konuşmayı seviyoruz. Çünkü gündelik hayattan insanları çıkarıp biraz daha heyecana da sürüklüyor. Sakallı bebek diye bir geçmiş tabii, biliyorsunuz tabii. Şehir efsanesine dönmüştü. Şimdi evet. Kimi nasıl etkileyecek diye. Yani bu evet. Tabii günlük hayatta da bu güneş tutulmasa, Uranüs'le Plüton yaklaşmasa bile herkesi evet. farklı etkiliyor. Bir de bütün bu etkilerde daha fazla hissedileceği için ne olacak ülke ve burçlar bazında. Şimdi balık burcu döneminde güneş tutulması yaşandığı için melankoli ve onun dışında duygularla ilgili karmaşa ve kişinin kendisini ekstra kederli hissetmesine zaten zemin hazırlayan bir durum. Türkiye akrebe yengeç olduğu için Türkiye zaten su grubunda. Yine ekstra etkilenen ülkelerden bir tanesi diyebiliriz. Burçlarla ilgili olarak su grubu insanları balık, akrep, yengeç ekstra etkileniyor. Ama tek tek burç burç gidecek olursak gidelim. Koç burcuyla başladığımızda. Ama nasıl etkileniyor mesela? Etkilenecek dedik ama sadece melankolik mi olacaklar? Duygu bazlı burçlar, su grubu burçlarında balık, akrep ve yengeçte daha sarsıcı, daha derin ve daha hak etmediklerin başına geliyor şeklinde sorgulamalara sebebiyet veren çöküşler olabilir. Akrep çok güçlü olduğu için bunlardan iyi bir şekilde ayağa kalkacaktır. Yengeç zaten son bir senedir liderlik enerjisini geri aldığı için, ülkemizin de yükselen olduğu için böyle konuşuyorum, yine iyi bir noktada. Bunun dışında balıklar zaten hassas ve duygusal insanlar, bu döneme denk geldi. Özellikle ilişkiler ve iş iletişiminde hata yapabilirler. Orada çok manevracı olmak lazım. Hızlı karar alıp hemen bir U dönüş yaratmak lazım. Balık bunu zor yapabilir. O yüzden bu tarz önlemlerde karar almaktansa almayıp aslında beklemek daha iyi olabiliyor. Mesela hızlı sözleşme imzalamak, hızlı kararlar, ani değişiklikler için hiç uygun olmayan, aslında beklenmesi gereken NADAS dönemi gibi kabul edilmesi gereken bir dönem. Zaten gelecek olan değişim olacak. Onun dışında sizin de tekrar hamleler yapmıyor olmanız gerekiyor. Mesela Koç burcu aslında başına gelecek olan negatiflere rağmen hafif atlatacak. Çok baskın bir burç olduğu için ve Koç hayatta dalga geçmeyi çok iyi bilir. Bu tarz dönemlerden beslenmeyi de aslında bilir. O nedenle Koç ve yükselen Koçların çok aşırı çöküş yaşamayacağını, yaşayacaklarının hemen arkasından hızlı toparlanacağını, yeni düzene geçebileceklerini söyleyebilirim. Mali açıdan zorlanabilirler. Bir de aşırı agresif olmak ve aşırı hakkını ararken karşı tarafı incitmek gibi sorunlar olabilir. Ki koçlar, bahsettiğiniz koçlar bunların en az etkilenecek olanlar. Benim görüşüm öyle. Evet, Boğa burcuna geldiğimiz zaman şimdi Boğa burcunda iş ilişkilerinde haksızlık, gizli gerçeklerin ortaya çıkması, mal, mülk, alım, satım konularında durmalar ve işle ilgili haksızlığa uğrama, yani potansiyeli çok iyi giderken karşı tarafın onu doğru değerlendirememesi gibi bir durum söz konusu olabilir. İkizler burcunda iletişim, kendi ifade ederken yanlışlar yapma ve bunun dışında yanlış bilgileri yanlış yerlere taşımaktan dolayı kaosa sebebiyet vermek gibi, istem dışı, kötü niyetli olmadan bu tarz sonuçlar yaşanabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında yengece geldiğimizde yine su grubu insanı olarak dediğim gibi güçlü bir dönemde, fakat geçmişe dönme eğilimi yaratabilir. Çünkü yengeçlerde şöyle bir özellik var. Kötü bir şey başladığı anda tekrar geçmişteki her şeyi sıralı bir şekilde düşünüp tekrar kendine acıma, kendisini cezalandırma gibi bir sürece giriyor. Duygusal bazlı çöküşler evet yengeç burcunda görülebilir. Aslana geldiğimiz zaman aslan da güzel atlatacak burçlardan. Burayı uzun uzun anlatabiliriz. Evet, sizi burcunuz aslan, yükseleniniz aslan. Bugün bildiğimiz kadarıyla ay burcunuz da boğa olduğu için boğa sizi toprak elementiyle aslında kurtarıyor. Aslanın yine kendisini yanlış ifade etme ve bir takım konularla ilgili gereğinin üstünde reaksiyon vermek gibi bir durumu olabilir. Aslanın aslında hırslı gittiği bir dönemde, fakat bu iki konu, bu iki gündem onu bloke edecek. Evet, bunları yaşaması lazım demek ki. Başak burcuna geldiğimizde onun da para, pul, alım, yeni imzalar, sözleşme ve iş yerinde artık lider konuma geçme dönemiydi. İşte tüm bunlarla ilgili durma gibi konular söz konusu. Bir de Başak'ın etrafında entrikayı aslında bu konulardan dolayı keşfedeceği, hiç ummadığım insanlardan darbe alıyorum, böyle bir şey beklemiyorum diyeceği bir dönem, ki şüpheci bir burç değildir, fakat bunu yaşaması lazım.
Terazi burcu ara bulucu burçlardan bir tanesi ve bu tarz böyle kriz ortamlarında insanları teskin eden, gidip mesajları ileten veya bir şeyler kötü gittiğinde hemen nasıl çözebilirim kafası çalışan burç aslında terazidir. Bu tarz dönemlerde insanların etrafındaki terazi burcu kişilerin artması lazım. Veya illa birine sığınacak veya nasihat alacaksanız o bir terazi veya yükselen terazi olabilir. Terazinin bütün projeleriyle ilgili yine durma, iptal olma veya o projeyi kendi alacakken başka birisinin gelip ondan alması gibi yine haksızlık bazlı bir takım konular yaşayacak bir hava grubu insanı olarak. Şimdi Plüton, Uranüs dedik ve güneş tutulması. Bunlar çok sert olaylar. Sertlikten zevk alan, yani negatifi bir zevke dönüştüren bir burçtan bahsedeceğim. Akrep burcu, ülkemizde akrep burcu. Şimdi bizde şöyle bir şey var, siz de çok iyi biliyorsunuzdur. Bize bir şey olmazcıyızdır. Hani Türkler güçlüdür, ne olursa olsun yıkılmaz. Biz bir de bu tarz olaylarla dalga da geçebiliyoruz. O kadar artık hani ne gelirse başımıza onu mizahi bir hale getiriyoruz ya. Biz biraz da böyle olacağız bence. Ülkede yaşayan akrep burcu insanları da evet doğal olarak Pluto'dan dolayı, Pluto akrebi çok etkilediği için Mars'la birlikte çok fazla etkilenecek. Fakat bunların hemen arkasından büyük oynayacak akrepler. Yani hayat, sen bana bu kadar büyük acıyı mı sundun, çöküşü mü sundun, tamam. O zaman benim de B planım var ve ben bambaşka şeyler yapacağım diyecek. En agresif, bir yandan da en güçlü burç aslında tüm bu süreçte akrep ve yükselen akrepler olacak. Yani ülkemizde akrep olduğuna göre tabii bir takım sıkıntıları yaşayıp ondan sonra aynen biraz daha mı güçleneceğiz? Evet, o yüzden ben zaten büyük bir yıkım olarak görmüyorum. Yani bizim geçmişimizde daha büyük acılar olmuş olabilir. Bunu kendi çapımızda olabileceği kadarıyla hafif atlatacağımızı öngörüyor. Çünkü önümüzdeki dönem seçim dönemi. Evet, aynen bu, bu süreç bir 6 ay daha devam edebilir dediniz. Evet. İlk etapta orayı etkiliyor. Yıllara yayılıyor. 5-6 yıla etkiliyor. Çok büyük bir karar aldığınızda o önümüzdeki evet 5-6 yılınızı da etkiliyor. Zaten seçimlerde aynı şekilde. Böyle bir zamanda denk geldi. O yüzden kaos, değişim, şaşırma, dedikodu, spekülasyon bunların hepsi bir arada oluyor. Bu heyecan da getiriyor. Yani bir tek pozitif tarafı hani heyecanlı olması. Zaten Türkiye akrebe yengeç olduğu için çalkantı isim geliyor astrolojide ve biz çalkantıdan aslında beslenen, böyle kendini iyi zinde hisseden de insanlarız. O yüzden mesela Kuzey Avrupa'da birisinin başına bir şey geldiğinde o yıkılıyor. Aynı şey bize geldiğinde biz bunları çok gördük diyebiliyoruz. Yay burcuna geldiğimizde çocuksu bir burç olan yay hata yapabilir. Şimdi burçlar arasında en çok hata yapacak olan bence bu yaşadığımız olaylarda ikizler ve yay. O yüzden karar almamaları lazım. Biraz daha etrafında güvendiği kişilerle hareket etmesi lazım. Grup çalışması veya grupla birlikte fikir alma, çok fazla bireysel olmama gibi enerjilerin içinde olmalı. Oğlak burcunda ise iş ve kariyer alanında ve aileyle ilgili konularda yine birçok alanda ikinci plana atılma var ki Oğlak buna hiç aslında katlanamaz. Tüm bu olaylardan negatif etkilenecek. Beklediği paraları alamama, özellikle borç, kredi vesaire, banka ile bağlantılı konulara hiç girmemesi lazım Oğlakların. Hele şu dönemde. Yani cuma günü tutup da bir kredi başvurusu yapmak çok doğru olmayabilir. Özellikle Oğlak burcu için farklı gerçekler açığa çıkabilir. Sözleşme yapmamalı. Şimdi Balık burcuna geldiğimizde tüm bunlar olurken artık o saf, iyi niyetli, fedakar kabuğundan çıkıp zorunlu değişimi kabul ediyor olacak. Bazı insanlar balıkların hayatından çıkmalı. Yani çıkacak demiyorum, çok iyi niyetli olduğu için hala onları hayatında isteyebilir ama çıkmalı diyeceğim. Ve son burca da geldiğimizde zaten astrolojide aslında en yetkin olan insanlar diyebiliriz. Kovaların tahminleri her zaman doğru çıkar ve kovalar dünyayı değiştiren kişilerdir. Hani demin konuştuk ya isyan, düzen değişimi ve bunun dışında ayaklanma vesaire. Bu tarz haberler duyarsak o kitleleri harekete geçiren kişilerin çoğu kova veya yükselen kova olabilir. Bir de sanatçıların, özellikle kova burcu sanatçıların veya iletişim sektöründe çalışan kovaların enteresan yaratıcılıkların olacağı dönemler. Çünkü onlar düz süreçlerde beslenemiyorlar. Bu tarz sıra dışı dönemlerde çok daha enteresan bir şeyleri ortaya koyabiliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Size bir de kitabımı getirdim. Bu dönemde mucizeye ihtiyacınız olur diye düşündüm. Son kitabım Mucizeleri Çağırmak. Bir kişisel gelişim kitabı. İçinde nasıl yapacağınız anlatılıyor mucizelerle ilgili. Ediyoruz. Adınıza da bir imzaladım. Bir başka programda kitabınızı konuşuruz inşallah. Tamam, çok teşekkürler. Yani anlattığınız kadarıyla işte güzel günler bizi beklemiyor. O Merkür bana neler etti? Galiba Merkür'ü özleyeceğim gibi evet, geliyor. Evet, onu bile özleyebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler.